Gelelim kulise arkadaşlar. Şimdi birkaç birçok milletvekiliyle konuştum bir araya geldim. Zaten genel kurul vardı. Selahattin Demirtaş'a bu 42 yıl ağırlaştırılmış işte hapis cezası verildiğinden beri Dem özellikle Meclis Genel Kurulu'nda sürekli bu Kobani meselesini konuşuyor Demliler. Hani bu, bunu bir parantez içine belirtmekte fayda var. Şimdi AK Parti anayasa konusunda çok ciddi bir şeyde çıkmaz da. Bir sistemi değiştirmek istiyor. Aslında eski sistem olsa biliyorsunuz parlamenter sistem en çok oyu alan iktidar zaten. Bir Tayyip Erdoğan net olarak bence bu sisteme dönmek istiyor. Ha yine biri bir aynısını olmasa bile işte adını bilmem ne yapalım, önünü şöyle arkasını böyle yapalım falan bir kere buna dönmek istiyor. Yani böyle bir modele dönmek istiyor bu net. İki böyle bir sisteme döndüğü zaman zaten şey olarak da e, süresi yok hani şu kadar iki kere seçildi bir daha seçilmedi gibi bir şey de yok bence devam etmek istiyor gibi bir durum da hakim. Dolayısıyla arkadaşlar e, AK Parti bir heyet oluşturmuş İşte kaç kişi bilmiyorum ama mesela bazılarına üç kişi gidiyorlarmış bazılarına beş kişi gittikleri oluyormuş milletvekili transfer sezonunu açmış AK Parti net olarak. Yani duymadıysanız bir daha söyleyeyim. Milletvekili transfer sezonunu açmış. Diyeceksiniz ki ne alaka AK Parti'nin kendi milletvekilleri? Yok var tabii ki. Cumhur İttifakı olarak baktıklarında da epey bir sayı var ama anayasayı değiştirecek sayıya ulaşamıyorlar. Dolayısıyla anayasaya bu sayıya ulaşmak için aslında yani İYİ Parti'den görüştükleri isimler var. Bu Gelecek Deva cephesinden isimler var farklı yerlerden isimleri var. Hiç bu konuda sıkıntı yok, sınır yok. Yani CHP'den bile gelmek istese olabilir. Yani hani şey olarak söylüyorum, örnek olarak CHP'den birine gittiler anlamında söylemiyorum. Teklif şöyle geliyormuş. Diyelim ki ben işte Gelecek Partisi ya da de Deva'nın vekiliyim mesela. Deniyor ki, deniyormuş ki yani teklif gelenlerden biriyle de konuştum çünkü. Uçakta yerin hazır. Yani Cumhurbaşkanlığı'nın bir kere seyahatlerine gideceksin. Yani hepsinin yarısından bilemem. Yani gideceksin. Bir dahaki seçimlerde en seçilebilir yer garanti. Hani seni şimdi bu şeyde devrede transfer ettik. Ee, bir dahaki şeyde ıskartıya çıkarmayacağız. Şeyin garanti. Bir dahaki devre seçilebilir yerden olman garanti. Ee, bu var bir kere. Bir paket sunuluyormuş. Anladığım kadarıyla. Ama pakette başka neler var bilmiyorum. Benim öğrendiğim bu kadarı. Duyunca çok şaşırdım. Yani AK Parti burada sadece anladığım kadarıyla hani CHP'nin işte başka partilerin acaba bizimle anayasa yaparlar mı zeminini muhakkak yokluyorlardır. Ama yani CHP'nin AK Parti ile sıfırdan bir anayasa yapmayacağı konusunda irade beyanı var. İyi Parti Musavat Dervişoğlu da bu konuda kapıyı kapattı. Hatta bir ara eski sisteme dönersek mi acaba falan gibi bir Açar verir gibi oldu parti içinden aldığı tepkiden sonra oradan da tamamen kapıyı kapadılar yani ee, AK Parti ile bir anayasa yapmama. Dolayısıyla AK Parti baktı ki partisel olarak bulamadığı desteği şu anda transfer sezonunu açtı diyebiliriz. Yani net kulis bu ee, onu söyleyeyim size ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi son bomba bir gelişme daha var arkadaşlar. Biliyorsunuz genelde birçok kişinin özellikle yayıncıların ee, kedileri var. Ya benim de iki kedim vardı. Çehov'u çok özlüyoruz yani hakikaten. O bir yana dünya bir yana. Yani anlamayanlar bazıları şey diyor. E tam bir kedi daha al diyorlar. Ya kardeşim diyorum ki bu şey değil hani bardak kırıldı yerine gideyim bir bardak alayım. İki kedi Yemin ediyorum Minik'le Çehov asla birbirine benzemeyen kediler ya. Yani bu kedi şey değil. Şöyle zannediyor herhalde hiç hayatımda e, ev dostu olmayanlar. Ben ona artık hayvan bile demiyorum. Ev dostu diyorum. Ya, yani hepsi birbirinden çok farklı. Yani hepsi. Minik'le Çehov. Yani Minik daha sevgisini belli etmez ama anlarsınız çok sevdiğini. Çehov daha mıç mıçtı mesela sevgisini belli eder gelir dizi izler benle film izler bilmem ne böyle daha masum suratı vardı falan böyle şey olarak hani. E, mesela minik Çehov'u merak etmiyormuş gibi yapardı. Çoğu zaman da etmezdi ama Çehov'u çok merak ederdi. Yani bunlar farklı şeyler özellikler. Neyse kediler ayrı bir dünya ama köpekler de ayrı. Sadece köpek bakmak daha zor geliyor. Şimdi yalan yok burada. Dışarı çıkacaksın, gezdireceksin, koşturacaksın edeceksin. Onun şeyi daha ayrı yani durumu ama ben bütün hayvanları çok seviyorum. Yani ev dostu hani benim için onlar. Şimdi arkadaşlar bir video gördüm. Son dakika. Murat Muratoğlu'nu biliyorsunuz. Meğer Burak Muratoğlu kedisini bakın ee, nereye götürmüş ben ne yapmış? artık o buzun oldu. Seni artık kuaföre götürmemiz gerekiyor ya. Havalar da çok sıcak. Tüy döküyorsun. Her yer tüy. Neden tırsıyorsun? Merak etme. Ben de yanında olacağım. Çok dikkatli olacak. Kökü yine sende uzar. Bunlar uzamayacak da ne uzayacak kız? Üzerine üstlük ton balıklı ödül maması. Seni bekliyor. <laughs> Hadi yavaş yavaş yola çıkalım. Berber abi bizi bekler. Kızım niye bu kadar tırsın? Bak o tüylerinden kurtulacaksın. Hadi. Önce bir tırnak bakımı yapalım. Sonra gerisini halledeceğiz zaten. Resmen kızdan bir yastıklık tüy çıkıyor. Kızım senin bu tüylerinden yastık yaparım ben. Ama kızım bayağı bir tüylerinden kurtuldu. Artık da miyavlarsan. Şunu alayım. Kız bu kadar hiç senden mi çıktı ya? İnanamıyorum. Siz kimsiniz? E büyüyün hadi bakayım ben de size. Kızım ne çok stres oldu ne çok konuşuyorsun ama. Tamam güzel bak şimdi aynaya bakmadım. Bakınca sen de beğeneceksin. Kızım biraz ses oldu kusura bakmayın. E, i̇lk başta ama çok güzel oldu çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Oldu. Bir de başkası olma kendin ol diye şarkıyı veremiyoruz. Paylaşmış ya. Zersin. Ya Murat Murat Oğlu hakikaten alem ya şeyde koymuş bloggerlar gibi Instagram'da paylaşmış <laughs> görünce dedim ki ya o kediyi ne hale getirmişsin sana yazıklar olsun ben bunu paylaşmaz mıyım sen görürsün diye. <laughs> Ya kediler çok bunalıma giriyor ya. Bir taraftan ben de düşünüyorum. Çünkü evdeki tüyler açısından ha, hakikaten bazen çok tüy dökülüyor. O meşhur süpürge var ya, elektrikli süpürge hayat kurtaran. Gerçekten hayat kurtarıyor. Ama bir taraftan da arkadaşlar ben bir iki defa miniye yaptırmıştım onu. Ayna karşısına geçip geçip böyle şey hani şöyle ters ters bakıyordu. O yüzden yaptırsam mı, yaptırmasam mı? valla şeyim yani. Kararsızım o konuda ama Murat Muratoğlu'nun şey İran kedisiymiş 5 yaşında. Tatlış da bir kediymiş. Adı kızımmış sordum. Günün en bomba haberi kulis bilgileri de ayrı önemliydi. Parlamenter sistem tartışması başlatılabilir bu transfer süreci belki de iyi akşamlar demiş. Valla bilmiyorum transfer süreci ya yalnız vekiller falan Ankara'da işler başka dönüyor arkadaşlar. Hani Böyle vitrinde başka bir iş arkada bir kapı vardır başka bir iş döner ya, ya meclisin o ayrı havası da var yok diyemeyiz o net bir şekilde. Yumak yumak tüy topluyoruz diyenler de var. Ya haklısınız. Bir de benim iki kediydi. Yani günde iki kere açıyordum e, o meşhur süpürgeyi. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayalım yayını. E, beğenileriniz bizim için çok önemli. E, daha fazla videonun görülebilir olması manasında çok önemli. Ayrıca yorumlarınız da başımızın üstünde yeri var. E, Kediler için pire sezonu açılmıştır. Yok dışarı çıkmıyorsa pire olmaz. Ayrıca şey pire damlası yapıyorsanız bir şey olmaz yani sıkıntı yok. Ee, beğenelim, beğenelim, beğenelim. <laughs> yani algoritmalar mevzusu belli, malumunuz. Ee, yalnız bu transfer sürecine ilişkin daha sonrasından farklı şeyler de söyleyeceğim. Bunu bilin.